Mesela şunu diyebiliriz. Bazıları da şunu söylüyorlar kardeşler. Mesela Darül Erkam kavramlarını kullanarak derler ki işte biz de sahabenin yolundayız. Biz de işte onlar gibi yaşıyoruz. Bakın gizli davet dönemini yaşıyoruz. Bunu söyleyenler kendilerine Müslüman diyenlere. Müslüman diyenler. Gizli davet dönemini yaşadığını iddia ediyor. Ama baktığın zaman adamın çocuğu hala Ebu Cehil'in okulunda. Bu nasıl bir şey ya? Çocuğun senin Ebu Cehil'in okulunda. Hala Lat'ta Uzza'ya secde ediyor. Ama sen diyorsun ki benim yaşandığım Darül Erkam'ın yaşantısı. Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur? Hele bir çık Habbab gibi bir işkence gör bakayım. Hele bir Osman gibi bir işkence gör bakayım. Yasir gibi bir işkence gör bakayım. Bir fedakarlık yap bakayım. Görelim seni. Sen gerçekten o Darül Erkam'ın talebelerinden misin? Yoksa Darül Nedve'nin talebelerinden misin? Görelim bakalım. Hadi kıyası yapalım ya. Yani senin çocuğun daha Ebu Cehil'in okulunda derken şunu kastediyorum. Daha küfrün okullarında. Daha küfrün okullarında. Sen çocuğunu küfrün okullarına gönderiyorsun. Normalde cebine 20 milyon koyup güvenmezsin. Ama utanmadan da gelsin dersin ki ben onu koruyorum. Sen ilk önce kendini koru ya. Kendini koru sen. Sen çocuğun cebine 20 milyon koyup bakkala göndermiyorsun. Ve paha biçilmez olan imanı teslim edip gönderiyorsun. Küçücük çocuğu. Ya işte. Bazıları da ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Şunu söylüyorlar. Ya diyorlar ki okumasın da cahil mi olsun? Şimdi okumasın da cahil mi olsun diye bir söz. Bu çok saçma bir söz. Neden? Bakın şunu söyleyebilirim. Açık bir şekilde. O insanların uğrunda canlarını verdiği, ömürlerini verdiği, hayatlarını verdiği, gece gündüz kendilerini paraladığı o diploma var ya, o diploma. O diploma sahabede yoktu işte, yoktu. Sahabede yoktu ya. Sizin uğruna canınızı verdiğiniz, çocuklarınızı helak ettiğiniz o diploma yok mu? O sahabede yoktu işte. Ama olmamasına rağmen ne sizin gibi kafir oldular, ne de sizin gibi cahil oldular. Onlar yeryüzünün en iyi komutanlarıydı. Onlar yeryüzünün en iyi hakimleri, kadılarıydı. Onlar yeryüzünün en iyi halifeleriydi. Ama diplomaları yoktu. Ve sizin gibi de kafir olmadılar. Demek ki buna ihtiyaç yok. Demek ki şunu söylemeye gerek yok. Ya cahil mi olalım demeye gerek yok. İnsanları böyle bu kavramlara sıkıştırmayın arkadaş. Böyle bir şey yok. Cahil olmazsın, merak etme. Gerçek ilim Kur'an ve sünnettir. Neden söylüyorum öyle? Bakın Ebu Cehil normalde dünyalık ilimlerden cahil olan bir şahıs değildi. Mekke'nin cumhurbaşkanıydı. Öyle söyleyeyim anlayın ya. Mekke'nin cumhurbaşkanı cahil olabilir mi? Normalde olamaz. Ama dinden cahil olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne dedi? Ebu Cehil dedi. Cehaletin babası dedi. Demek ki ilim sizin anladığınız gibi değilmiş. Dersin ki arkadaş benim oğlum Müslüman ölsün, başka bir şey istemiyorum. Benim oğlum Müslüman ölsün, puta secde etmesin. Benim oğlum Müslüman ölsün ama aman ha aman zinaya düşmesin. Demek lazım ya. Nerede kaldı iman iman diye bahsettiğiniz şeyler? Ve bu işler de apaçık ortaya çıkmış iken nerede sizin imanınız, nerede sizin iddianız? Evet.